Evet, otomobil piyasasına bakacağız. Otomobil piyasasında çip krizi, arkasından diğer tedarik krizi derken şu anda küçük çaplı bir kara borsa olduğunu görüyoruz. Galeriler otomobillerini satmıyorlar, depolarda bekletiyorlar, açık alanlarda bekletiyorlar ve günü geldiğinde daha yüksek fiyatlarla satmak üzere harekete geçiyorlar. Hatta kimi zaman yüksek fiyatlarla satabilmek için müşterilere geçmiş yıllarda, 70'li yıllarda gördüğümüz manzaraların benzerleri sıraya girip, işte evet size bir otomobil bulduk ama biraz pahalı diyerek satmaya çalışıyorlar. Demek ki piyasada bir darlık var. Bu darlığı konuşacağız aynı zamanda. Ayrıca Vava Cars'ın dünyadaki global pazardaki büyümesine eşlik eden bir Türkiye pazarı var. Türkiye pazarında da çok hızlı büyümeye başladı. Türkiye pazarındaki eğilimlerini de soracağız. Vava Cars Pazarlama Direktörü Alper Karaer şu anda Skype hattımızda. Alper Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, teşekkürler. Şimdi otomobil dedim ama yani fiyatlar miyatlar, satın alma onlara geleceğiz. Bol bol konuşacağız merak etmeyin. Tabii. Fakat önce şu Las Vegas otomobil fuarına bir gidelim isterseniz. Yani orada ne olup bittiğini takip edebilme imkanınız oldu mu? Ben kendi çapımda yani bir amatör otomobil meraklısı olarak takip ettim. Hakikaten büyük bir gösteri var şu anda orada. Dünya otomobilleri şu anda devler. Mesela BMW bir otomobil çıkardı. Anında renk değişimi yapıyor. Değişik bir pigment kullandı ve otomobil işte 30 saniye içinde griden kurşuniye, kurşuniden beyaza dönüşebiliyor. Bu birden çok renk uyarlaması da yapılabilecek bir durumda. Yani maviden sarıya, sarıdan maviye dönüşebilecek otomobiller de olacak. Bu biraz tabii fantastik bir şey. Bizim burada asıl üzerinde durduğumuz bizim yerli otomobilimiz TOGG. Orada görücüye çıkacak. Sanıyorum Türkiye saatiyle 9'da herhalde açılışta olacak diye düşünüyorum. Takip edebildiniz mi? Nasıl bir hava var otomobil sektöründeki yenilikler ve değişiklikler açısından? Gerçekten de büyük bir ilgi var. Pandemi nedeniyle aslında iki çeşit etkiyi gözlemledik. Bir yandan bireysel araçlanma arttı. Doğal olarak toplu ulaşımdan insanlar çekindiği için aslında araçlara bir ilgi oldu. Ama bu talebe karşılık da aslında tedarik ve arzı da ters yönlü bir hareket oldu. Malumunuz sizin de bahsettiğiniz gibi çip krizinden dolayı aslında bu talebi karşılayacak kadar yeni araç da üretilemedi. Bu aslında birikmiş bir talebin de yansıması her ne kadar spesifik olaraktan bazı araçlar fütüristik olsa da aslında pandemiyle beraber 2,5 yıldır araçlara yönelik olan ilginin tezahür ettiğini bu etkinlikte de görebiliyoruz. Evet. Peki, yerli otomobil için ne söylüyorsunuz? İnceleme şansınız oldu mu? Bakabildiniz mi? Nasıl buluyorsunuz? Yani muhtemelen herkes bir böyle patriotvari, vatanseverce duygularla çok iyi olduğunu söyleyecektir. Siz de öyle söylüyorsunuz, ben de öyle söylemek zorundayım ama bu arada hakikaten bu fuarda göreceği ilgi de önemli. Ona dair bir izleniminiz var mı? Ya gerçekten de önemli bir boşluğu doldurabilecek bir segmentte. Çünkü Türkiye'de hem SUV dediğimiz araç segmentindeki ilgi giderek artıyor hem de elektrikli araçlar gerçekten de geleceğin, hatta gelecek demeye gerek yok, bugünün artık önemli bir segment haline gelmeye başladı. Bu yüzden aslında doğru bir hedeflemeyi tutturduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki araç test sürüşlerinde ve teknik özellikleri daha çok ortaya çıktıkça daha belirgin bir şekilde anlam kazanacaktır. Şu ana kadarki pazardaki boşluğu hedefleme açısından ben açıkçası çok doğru bir strateji olduğunu görüyorum. Güzel, peki. Şimdi gelelim, Vava Cars'a geleceğiz. Ondan önce otomobil sektöründe, pazardaki bu darlığın sebepleri konusunda neler söyleyebilirsiniz? Yani suni bir darlık mıdır, gerçek bir darlık mıdır? Gerçek bir darlıksa ne kadar sürecek, suni bir darlıksa nasıl önlenebilir diye sormak istiyorum. Tabii fiyatlar burada çok kritik. Türkiye'de ikinci el araç fiyatları ne etkiliyor dediğimizde iki tane temel faktör var. Bunlardan birincisi ve en önemlisi döviz kurları. Şimdi 2021 yılına baktığımızda döviz kurları %80, yaklaşık %80 civarında arttı. Döviz kurları %80 civarında artarken ikinci el fiyatları %80 ile %100 oranında arttı. Yani döviz kurundan daha yüksek bir ikinci el fiyat artışı yaşadık. Bunun da sebebi aslında ikinci etkenin içerisinde saklı. İkinci etken de arz talepteki dengesizlik. Neydi bu dengesizlik? Yine bahsettik. Çip krizinden dolayı yeni araç tedariğinde sıkıntı olunca talep ister istemez ikinci ele doğru kaydı. Ve buradaki tabii ki arz talep uyumsuzluğundan dolayı da fiyatlar döviz kurundaki artışın bile üzerine geçmiş oldu. Yıla böyle baktık. Peki son dönemde ne oluyor? Biraz da hemen ona geleyim. Aslında özellikle Kasım ayının başlangıcından 18 Aralık tarihine kadar her gün artan bir döviz kuru ve bunun da karşılığında her gün artan, döviz kurundan da hızlı artan ikinci el araç fiyatları karşımıza çıktı. Bu olurken ikinci etken de devreye girdi. Araç arzında da daralma oldu. Yeni araçlardan bahsetmiyorum. Hızlı bir şekilde ikinci el araç ilan sayıları da hafta hafta düşmeye başladı.
Bunun sonucunda da gerçekten tarihin rekor seviyelerinde fiyatları görmeye başladık. Fakat 18 Aralık'taki döviz kurlarındaki hızlı düşüşle beraber ikinci el tarafında da bir düşüş yaşamaya başlandı. Tabii bu düşüşle rakamsallaştırmakta yarar var. Döviz kurları bugün baktığımızda yaklaşık %25-26 civarında geri dönmüş gözüküyor. Fakat ikinci el fiyatları %12 civarında ortalamada. Piyasa ortalaması olarak baktığımızda geri gelmiş gibi gözüküyor. İster istemez dalgalanmalar ve fiyatlardaki ani iniş çıkışlar tüketicilerde bir refleks olarak bir durup düşünmeyi gerektiriyor. Bununla beraber aslında şöyle de ilginç bir fırsat çıktı. Aslında araç ihtiyacı olanlar için bir araç alım fırsat penceresi oluştu. Niye bunu böyle söylüyorum? Siz de bahsettiniz zaten. %12 düştü, fiyatlar daha da düşer mi? Açıkçası daha da fazla düşmesini beklemiyoruz. Nedenini de yine aynı etkenlerle açıklayayım. Belirttiğim gibi fiyatları belirleyen iki etmene bakmak gerekiyor. Döviz kurları daha da fazla düşmeyecekse, ki şu anda stabil olmuş gibi gözüküyor. Diğer yandan da yeni araç tedari gelmeyecekse, ki çip krizi bitmedi ve daha uzun süre sürecek, gelmeyecek. O zaman bizim karşımıza fiyatların daha da düşmesini gerektirecek bir sebep çıkmıyor. Yine sizin belirttiğiniz gibi birçok galeri, oyuncu yüksek fiyatlardan çok sayıda aracı aldı. Ve zarar etmemek adına indirimlerde çok da aceleci birçok oyuncu davranmayacaktır. Özellikle de finansal gücü sınırlı olan, çok daha uzun soluklu bakamayacak durumda olan firmalar buna taktiksel olarak bakaraktan bu indirimleri bu seviyede tutacaklar. Bu yüzden de aslında %12 indirim büyük ihtimalle uzun zaman sonra göreceğimiz iyi bir seviye ve bundan sonrası için de yüksek ihtimalle bu seviyede kalır ve bazı olası başka ihtimallerle belki artmaya da devam edebilir. Evet. Bugünlerde bir gözlemimi paylaşayım, ondan sonra geleceğiz. Mesela otomobil almak isteyenler bir galeriye gidiyorlar. Galeriler boş tabii. Yani bir tane göstermelik otomobil oluyor genellikle ya da iki tane. Ama işte otomobil almak istiyorsunuz, söylüyorsunuz markayı, cinsini ve modelini. Var ama biraz pahalı diyorlar. Dolayısıyla orada ciddi anlamda bir kara borsa uygulanıyor. Yani 30, 40, 50 bin lira, 100 bin liraya kadar çıkan fiyat farkları oluyor ki otomobilin türüne göre değişiyor. Bunu şu anda kontrol ediyor. Ticaret Bakanlığı bununla ilgili piyasada ciddi bir denetim faaliyeti yürütüyor ama baş etmek mümkün değil. Çünkü ortadaki ürün belli. Yani arz o kadar sınırlı ki talebi karşılamıyor. O sebeple yapılabilecek bir şey yok. Bu dönemi böyle yaşayacağız. Şimdi Vava Cars'a gelelim. 2019'un Nisan ayından beri Türkiye pazarındasınız ve çok hızlı büyüdüğünüzü görüyoruz. Gözlemlerimiz öyle söylüyor bize. Nasıl bir Türkiye pazarı var sizin açınızdan? Diğer ülke pazarlarıyla kıyasladığınızda, yani bizim eş değerimiz olan ülke pazarlarıyla kıyasladığınızda nasıl bir trend yürütüyorsunuz? Büyüme açısından soruyorum. Türkiye'yi ikinci elde özellikle bizim iş modelimiz açısından çok değerli kılan 3-4 tane etmen var. Bunlardan birincisi hacmin bir kere çok büyük olması. Milyonlarca bir ikinci el satış adedi var. Burada yaklaşık 6 milyon civarında bir işlem hacminden bahsediyoruz. Bunun bir elden bir ele geçişi gibi, yani galeriler ve galeriler üzerinden tüketicilere geçiş gibi çift satışları elersek bile 3-4 milyon civarında çok büyük bir hacimden bahsediyoruz. Birinci etken tabii çok doğal olarak bu. İkincisi yine sayılı pazarda olan ikinci elde araçların değeri düşmüyor. Bilakis zamanla TL cinsinden artıyor. Bu da bu işin ticaretini yapmak için güzel bir fırsat sağlıyor. Üçüncü yine bizim iş modelimiz, bizim özellikle dijital odaklı bir iş modelimiz olduğundan dolayı Türkiye'deki tüketici inanılmaz dijitale adapte oluyor. Ve farklı modellere ve e-ticarete çok adapte. Yani bundan yıllar önce deseydik ki e-ticaret modeliyle online olarak bir araba alınabilir mi Türkiye'de? Böyle bir araba satışı olur mu? Herkes büyük ihtimalle hayal derdi ama bugün biz bunu yapıyoruz ve gerçek anlamda büyük bir rağbet olduğunu görüyoruz. O yüzden bu etmen Türkiye'de bizim gibi bir iş modelini çok cazip kıldığı için ilk olarak Türkiye'de başladık. Tabii devamında bu iş modeli başarılı olduktan sonra hemen ardından Pakistan'a yayıldık. İnşallah bu yıl içerisinde yine Afrika ve Körfez bölgesinde büyümemize devam etmeyi planlıyoruz. Evet, yani Türkiye pazarı üzerinden mi bu bölgeyi yöneteceksiniz, Pakistan'dan Afrika'ya kadar olan bölgeyi, yoksa bu şimdilik sizin sadece hayal ettiğiniz bir genişleme alanı mı? Vava Cars Türkiye'de kurulmuş ve Türkiye merkezli yönetilen bir şirket ve gerçekten de bu topraklardan çıkmış bence sıradaki büyük dijital hikayedir. Aldığımız yatırımlarla da aslında bunu görüyoruz. 2,5. yılında bir firma olaraktan yakın zamanda 50 milyon dolarlık daha bir yatırım aldık. O yüzden de evet, Türkiye'de doğmuş, Türkiye'den yönetilen ve buradan bölgeye yayılan bir firma olduğunu söyleyebilirim. Evet. Peki ikinci el pazarında hangi marka ya da türlere ilişkin eğilim görüyorsunuz? Mesela elektrikli otomobil tabii ikinci el piyasasında henüz çok fazla alınıp satılabilen bir emtia değil ama yine de elektrikli piyasasıyla ilgili bir şeyler söylemenizi isterim. Tabii ki.
Önce biraz en çok rağbet görenlerden bahsedeyim. Tabii ister istemez alım gücünün düşmesiyle beraber ekonomi segmentine bir yönelim oldu. Bu bir gerçek. Türkiye'nin önemli bir sorunu da yeni araç tedariği de azalıp alım gücü de zayıfladıkça aslında araç parkının yaşlanması. Ama bununla beraber hala tabii ki yükselen trendler de var. Mesela biraz önce bahsettim. SUV araçlar giderek daha fazla rağbet görüyor. Gerçekten ailelerin özellikle tercih ettiği biraz daha yüksek geniş araçlarda önemli bir şekilde rağbet görüyor. Elektrikli araçlara gelecek olursak sizin de belirttiğiniz gibi evet daha yolun başındayız. Hele ikinci eli olarak bahsettiğinizde çok çok başındayız ama ikinci elde kritik olan kısım bunun aslında biraz daha desteği. Hem teknik anlamda sorun yaşadığında alınacak destekler hem de biraz da şarj istasyonlarının genişlemesiyle alakalı büyük şehirlerde belki AVM'lerin olduğu noktalarda yaşayanlar için elektrikli araçlar hala uygulanabilir, kullanılabilir ama Anadolu'da ve Türkiye yayılması önünde özellikle şarj istasyonları açısından bir bariyer olduğunu söyleyebiliriz. Burada tabii önemli olan şeylerden birisi de fiyat avantajları ve vergi avantajlarının devamlılığı ve cazibesi olacaktır. Ama elektrikli araç bir kaçınılmaz. O yüzden de er ya da geç muhakkak pazardaki payı adım adım artacaktır. Evet. Şu anda Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa'da varsınız bildiğim kadarıyla. Diğer kentlerde, diğer illerde yayılma planlarınız, faaliyet planınız nedir? Kesinlikle var ve aslında 15 ildeyiz. Biz araç alım ve satım yaptığımızda iki modelde biraz bahsedeyim. Araç aldığımız modelde 15 ilde 54 noktada araç alıyoruz. Yani sabah 8'de uyandınız diyelim ki ben aracımı satmak istiyorum dediğinizde sayfamıza giriyorsunuz. Aracınız hemen bir dakika içerisinde bir ön değerleme alıyorsunuz. Sonra randevunuzu saat 9'da alıyorsunuz. Mesela Adana'da yaşıyorsunuz. Geldiniz bizim müşteri merkezimize. Aracınızı 45 dakika içinde gözünüzün önünde şeffaf bir cam mekanın arkasında ekspertizini yapıyoruz ve o anda teklif veriyoruz. Pazarlık yok. Acaba ben yanlış teklif mi aldım? Ben arabadan anlamadığım için beni kandırıyorlar mı endişesi yok. Her şey şeffaf. Teklifi veriyoruz. Beğendiniz. Hemen notere beraber gidiliyor ve nakiti öğlen 12 olmadan önce cebinize alıyorsunuz. Bu modelin en ilginç ve cazibeli kısmı burası. Bu araç alım kısmı da Türkiye'de şu anda 15 ilde belirttiğim gibi bunu yapabiliyoruz. Satış kısmı ise daha da yenilikçi ve yaratıcı gerçekten de. Biz tamamıyla e-ticaretten sanki bir laptop alırcasına, bir kıyafet alırcasına araba satıyoruz. Dediğim gibi biz buna ilk çıktığımızda hayal gibi geliyordu insanlara ama şu anda çok güzel noktalara geldi. Sayfamıza giriyorsunuz, orada yüzlerce bazen binin üzerinde aracı görüyorsunuz ve istediğiniz aracı beğendiğinizde tamamen online olaraktan rezervasyonunu, ödemesini, noter süreçlerini her şeyi uzaktan yapıyorsunuz. Bizim o güzel şeffaf kamyonumuza aracı yüklüyoruz. Evinizin adresinin önüne kadar getiriyoruz, aracı indiriyoruz ve araç sizin oluyor. Tabii burada çok doğal olarak şu soru gelecek. Ya ikinci el bir ürünü hem de araba gibi yarım milyon, 1 milyon TL verip bu arabayı alıp nasıl hiç görmeden alacağız? Orada da gerçekten insanları çok rahatlatacak özel tekliflerimiz var. 14 gün içinde koşulsuz bir şekilde iade alıyoruz. Üzerine de 3 ay boyunca da bir mekanik garantisi veriyoruz. Bunlar olunca aslında sizin görerek ve güvenli sandığınız alımdan daha garantili bir yol oluyor. Yani aracı biniyorsunuz ve 14 gün boyunca aslında test ediyorsunuz. Ve beğenmediğinizde sadece getirip buyurun demeniz yeterli. Tamamen aracın fiyatı iade ediliyor. Bunu yaptığımız zaman ikinci el gibi güven bunalımının olduğu bir sektörde bunu yaptığımız zaman aslında başarı da beraber geldi. Tabii bu başarı sadece bununla olmuyor. Bir de fiyat gerçeği var. İstediğiniz kadar güzel bir hizmet verebilirsiniz ama çok yüksek fiyatlıysa yine de Türkiye gerçeklerine uyumlu olmayacaktır. Türkiye'ye çok uzun soluklu bakmamızın ve finansal gücümüzün de sonucu olarak aslında bu dönemde de ben her ne kadar piyasada indirimler %12 demiş olsam da biz mesela şu anda 20 bin lirayla 120 bin lira arasında indirim yaptık araçlarımıza. Neden? Biz çünkü taktiksel ve bir aylık bakmıyoruz buraya. Ticaret hacmimizin devam etmesi, yayılımımızın devam etmesi gözüyle bakıyoruz. O yüzden de ben buradan bizi izleyenlere bu tür indirimleri, gerçek indirimleri yakaladıklarında fırsattan yararlanmalarını muhakkak tavsiye ediyorum. Peki, çok teşekkürler, başarılar diliyoruz size. Şimdi reklama gidiyoruz.